Değerli İslam Atiz izleyicileri, biz kanalda hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugün yine size Cami Seher'den hadis-i şerifler okuyacağız Allah'ın izniyle. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim deyip. 2483 nolu hadiste kalmıştık değerli takipçilerimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Ayşe'te radiyallahu anh, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe radiyallahu anh'tan rivayetle, akrabalarla iyi ilişkiler, güzel ahlak ve hoş komşuluk, memleketleri, mamur ve ömürleri uzun eder. Bu hadis-i şerifin kaynağı da müsnette yer almakta. 2484 nolu hadis-i şerifte de Amr bin Sehl radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Sehl radıyallahu anh rivayet ediyor. Akrabalarla iyi münasebetler içinde bulunma malı çoğaltır. Akrabalar arasında sevgiye vesile olur ve ömrü uzatır. Bu hadis-i şerifin kaynağı Taberani'nin Hüsafında yer almakta. 2485 nolu hadis-i şerifte de An Ali radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'den radıyallahu anh rivayetle senden itibarını koparana iyi ilişkilerini sürdür. Sana kötülük yapana iyilik yap ve aleyhinde de olsa hakkı söyle. Bu hadis-i şerifin kaynağı İbn-i Neccar'da yer almakta. 2486 nolu hadis-i şerifte de Ali'nin Ömer radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduklarını rivayet ediyor. Hayata veda eden bir kimsenin namazı gibi Allah'ı görüyormuşçasına namaz kıl. Çünkü sen onu görmezsen de o seni görüyor. İnsanların elinden ümidini kes ki zengin olarak yaşasın. Zengin olarak yaşasın. Özür dilenecek şeyden sakın. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Muhammed İbrahim'in Kitab-ı Salat'ı ve İbn-i Neccar'da yer almakta. 2487 nolu hadis-i şerifte de Ali Ömer radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. La ilahe illallah diyen kimsenin cenaze namazını kılın. La ilahe illallah diyen kimsenin arkasında namaz kılın. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Taberani Kebiri ve Ebu Nuaym'in hillesinde yer almakta değerli arkadaşlar. 2488 olan hadis-i şerifte de an Ebu Hureyre radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Bana salavat getirin. Çünkü bana getirdiğiniz salavatlar sizin için berekettir. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala seyyidine Muhammed. Sallu aleyye fe inne salatukum ala aleyye zekatun lekum. Bana salavat getirin çünkü bana getirdiğiniz salavatlar sizin için berekettir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, hadis-i şerifin kaynağı da İbni Ebi Şeybe'nin İbni Mürdevih'ten geçmekte. 2489 nolu hadis-i şerifte de aynı Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayetle Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. Bana salavat getiriniz ki Allah da size merhamet etsin. Bu hadis-i şerifin kaynağı İbn-i Adi'nin El-Kamil'inde yer almakta. 2490 nolu hadis-i şerifte de Zeyd bin Harise radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise radıyallahu anh rivayet ediyor. Bana salavat getirin, dua için son derece gayret gösterin. Ve şöyle deyin, Allah'ım İbrahim'e ve İbrahim'in âline bereketini indirdiğin gibi Muhammed'e ve Muhammed'in âline rahmet eyle. Muhammed'e ve Muhammed'in âline bereketini indir. Şüphesiz sen kullarının hamdlerine bol sevapla karşılık veren, dinleriyle övülen, hamid ve sonsuz şeref ve büyüklük sahibi mecidsin. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Nesai ve Müsned'de yer almakta. Sallu aleyhi وجهت في الدعاء وقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Tekrarlıyorum değerli takipçilerimiz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kemma barakta ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kemma barakta ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e enneke hamidin mecid. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve barik ala Muhammedin ve ali Muhammedin kemma barakta ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e enneke hamidin mecid. Evet, 2491 numara hadis-i şerifte de değerli takipçilerimiz. Ennebi Hureyre radıyallahu anh, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Enes radıyallahu anh'tan rivayetle, Allah'ın Nebi ve Resullerine salavat getirin. Çünkü Allah beni peygamber olarak gönderdiği gibi onlara da göndermişti. Bu hadis-i şerifin kaynağı Hatib'in tarihinde yer almakta. Allahümme salli ala seyyidine Muhammeden ve ala ala seyyidine Muhammed. Vesselamun ala mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. 2492 nolu hadis-i şerifte de Müslüm'ün Kureyşi radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'ün Kureyşi radıyallahu anh rivayet ediyor. Ramazan'ı ve onu takip eden Şevval ayını ve çarşambayla perşembeyi oruçlu geçirir. Böyle yaparsan bütün sene oruç tutmuş gibisin. Ramazan'ı ve onu takip eden Şevval ayını ve çarşambayla perşembeyi oruçlu geçir. Böyle yaparsan bütün sene oruç tutmuş gibi olursun. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Beyhaki'nin Şübül İmanı'nda yer almakta. 2493 nolu hadis-i şerifte de İbn-i Ömer radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Ömer radıyallahu anh'tan rivayetle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul ve amelinin mükafatı da kat kattır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbn-i Mende'nin emaliyesinde yer almakta. 2494 nolu hadis-i şerifte de Ebi Umeme radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Umeme radıyallahu anh rivayet ediyor. Ümmetimden iki sınıf vardır ki onlara şefaatim ulaşmaz. Zalim ve katı yürekli idareci. Dinde aşırılığa kaçan ve zorlama tevillerle dinden çıkan kimse. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Teberani'nin Kebir'inde yer almakta. 2495 nolu hadis-i şerifte de Enes radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. Ümmetimden iki sınıf vardır ki Kevser havuzunun başına varamazlar. Cennete de giremezler. Bunlar kaderiye ve mürciyedir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Tebarani'nin Kebir'inde yer almakta. 2496 nolu hadis-i şerifte de Ebu Hureyre radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ediyor. Horozun sesi ve kanadını çırpması onun rükû ve secdesidir. Bu hadis-i şerifin kaynağı Ebu Şeyh ve İbni Mürdebeh'ten kaynağı geçmekte. 2497 nolu hadis-i şerifte de Ebu Katade radıyallahu kâle 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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Katade radıyallahu anh'tan rivayetle Ramazan'ın yanında her ay 3 gün oruç tutmak diğer Ramazan'a kadar olan yıl boyunca gündüzü oruçlu geçirip akşamı iftar etmek kadar sevaplıdır. Bu hadis-i şerifin kaynağı Buhari, Müslim, Nesai ve Müsned'de yer almakta. Yani Ramazan'ın yanında her ay 3 gün oruç tutmak, diğer Ramazan'a kadar yıl boyunca gündüzü oruçlu geçirip akşam iftar etmek kadar sevaplıdır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 2498 nolu hadis-i şerifte de Ali radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Sabır ayı Ramazan'la birlikte her aydan 3 gün oruç tutmak kalbin kin, haset, nifak gibi her türlü kirini giderir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Tebarani'nin Kebir'inde yer almakta. 2499 nolu hadis-i şerifte de Ebu Katade radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Katade radıyallahu anh rivayetle Arefe günü oruç tutmak biri geçmişte biri gelecekte olmak üzere iki senenin
Aşura günü oruç tutmak ise geçmiş bir senenin günahlarını affettirir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Müsned'de yer almakta. Tercüme ve şerhinde ise Arefe günü Kurban Bayramı'nın bir gün öncesidir. Hacıların ihramları içerisinde Arafat'ta el açıp Rablerine dua ettikleri gündür. Böyle bir günü oruçlu geçirmek büyük bir sevap kazanmaya vesiledir. Hadiste biri geçmişte, biri de gelecekte olmak üzere iki senenin günahlarını affedileceğini bildirerek bu sevaba dikkat çekmektedir. Affedileceği bildiren günahlar küçük günahlardır. Ramazan bayramının bir gün öncesi ise Arefe değildir. Halk arasında Ramazan bayramı öncesine Arefe denilmesi yanlış bir kullanımdır. Zaten bu hadiste kastedilen Kurban Bayramı öncesi olduğu açıktır. Çünkü Ramazan bayramı öncesinde oruçlu olmak zaten farzdır. Hadiste dikkat çekilen bir diğer husus da Aşure günü orucudur. Aşure günü Hicri senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günüdür. Muharrem ayının diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi Aşure gününün de diğer günler içerisinde ayrı bir yeri vardır. Aşure gününe fazilet kazandıran pek çok hadise bulunmaktadır. Mesela Hazreti Musa ve İsrailoğulları bugün de Firavun'un zulmünden kurtulmuşlardır. Hazreti Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na bugün demirlemiştir. Hazreti Yunus balığın karnından bugün kurtulmuş. Hazreti Adem'in tövbesi Aşure günü kabul edilmiştir. Daha pek çok güzel hadise bugün gerçekleşmişti. Bunun içindir ki Muharrem ayı ve Aşure günü Yahudilerce ve Hristiyanlarca da mukaddes sayılmıştır. Nitekim Peygamberimiz Medine'ye hicret buyurduğunda Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrenmişti. Bu ne orucudur diye sordu. Yahudiler bugün Allah'ın Musa'yı düşmanlardan kurtardığı ve Firavun'u boğdurduğu gündür. Hazreti Musa Aleyhisselam şükür olarak bugün oruç tutmuştur dediler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biz Musa'nın sünnetini yaşatmaya sizden daha yakın bir hak sahibiyiz buyurdu. Ve Aşure gününde oruç tutmaya başladı ve ashabına da tutmalarını emretti. Bu hadis-i şerifin kaynağı İbn-i Mace, Siyam 41'de geçmekte. O tarihte henüz Ramazan orucu farz kılınmamıştı. Peygamberimiz ve sahabiler vacip olarak o gün oruç tutmaya başladılar. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra ise Peygamberimiz isteyen tutar, isteyen terk edebilir buyurarak herkesi serbest bıraktı. Müslim Siyam 117'de geçmekte bu hadis-i şerifte. Aşure günü tutulan orucun fazileti ile ilgili pek çok hadis vardır. İzahını yaptığımız hadis de bunlardan birisidir. Peygamberimiz bu hadislerinde de Aşure günü oruç tutmanın bir senelik geçmiş günahlarını affettirebileceğini bildirmektedir. Ancak Yahudilere benzememek için Aşure gününden bir gün öncesini veya sonrasını da oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. İbn Abbas bununla ilgili olarak şöyle bir hadis rivayet eder. Aşure günü oruç tutun fakat Yahudilere muhalefet edin. Ondan bir gün önce veya sonrayı da oruçlu geçirin. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Cem-i Seyir 4245'te geçmekte, 215'te geçmekte. 2510 hadis-i şerifte de Ebi Malik radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Müleyke radıyallahu anh rivayet ediyor. Oruç tutun, şüphesiz ki oruç cehennem ateşine ve dünyanın kötülük ve musibetlerine karşı kalkandır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbn-i Neccar'da yer almakta. 2501 olan hadis-i şerifte de değerli takipçilerimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor. Kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sammu tesihu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle oruç tutun ki sıhhat bulasınız. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbn-i Sünni ve Ebu Naim'in ettibinde yer almakta. 2502 nolu hadis-i şerifte de Ankatada bin Melhan kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Katada bin Melhan rivayet ediyor. Ayın 13, 14 ve 15. günleri
olan Eyyamul Bidda oruç tutun. Eyyamul Bidda oruç tutun. Bunlar zamanın hazineleridir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Zer el-Heravi'nin cüzünde yer almakta. Yani her ayın 13-14 ve 15. günleri orucu geçiren Eyyamul Bidda. Eyyamul Bidda. Bakın Arapçası nerede yazıyor? Eyyamul Bidda. Evet, oruç tutun. Bunlar zamanın hazineleridir. Evet, devam ediyoruz değerli arkadaşlar. 2503 numaralı hadis-i şerifte de değerli takipçilerimiz, yani Osman bin Ebi Sevdat'a kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Osman bin Ebi Sevdat rivayet ediyor. Evine girince ve evinden çıkarken ikişer rekat namaz kılmak hayırlı insanların namazıdır. Evine girince ve evinden çıkarken ikişer rekat namaz kılmak hayırlı insanların namazıdır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbnül Mübarek'te yer almakta. Yani girerken ve çıkarken iki rekat namaz kılmak hayırlı insanların namazıdır diyor. 2504 olan hadis-i şerifte de Nebi Ömer radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayetle cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari, Müslim, Nesai, Teberani ve Müsned'te yer almakta. 2505 numaralı hadis-i şerifte de Nebi Hureyre radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Kişinin cemaatle kıldığı namazı evinde ve iş yerinde ve tek başına kıldığı namazından kişinin cemaatle kıldığı namazı evinde ve iş yerinde tek başına kıldığı namazından 25 derece daha üstündür. Bunun sebebi şudur: biriniz güzelce abdest alıp sonra yalnızca namaz gayesiyle camiye gelirse her adım atışında Allah mutlaka onu bir derece yükseltir, bir günahına düşürür. Bu durum camiye girinceye kadar devam eder. Camiye girince namaz için orada bulunduğu sürece namazda sayılır. Namaz kıldığı yerde durduğu veya ve kimseye sıkıntı vermediği veya abdesti bozulmadığı sürece de melekler kendisine dua ederek şöyle derler: Allah'ım günahlarını bağışla, Allah'ım ona merhamet et, Allah'ım tövbesini kabul et. Allahümme ağfir lehu, Allahümme erhamhu, Allahümme tüb'e aleyhi. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari, Müslim, Ebu Davud ve İbn-i Mace'de yer almakta değerli takipçilerimiz. 2506 olan hadis-i şerife geldik. Enes radiyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Enes radiyallahu anh rivayetle kişinin evde kıldığı namazı bir namaza, mahalle mescidinde kıldığı namazı 25 namaza, Cuma namazlarının kılındığı camideki namazı 500 namaza, Mescid-i Aksa'da kıldığı namazı 5000 namaza, benim şu mescidimde kıldığı namazı 50.000 namaza, Mescid-i Haram'da kıldığı namazı ise 700.000 namaza bedeldir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da değerli takipçilerimiz İbn-i Mace'de yer almakta. 2507 olan hadis-i şerifte de Suheyb radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Suheyb radıyallahu anh rivayet ediyor değerli arkadaşlar bu hadis-i şerifte de. Suheyb radıyallahu anh rivayet ediyor. Kişinin insanların görmediği yerde kıldığı nafile namazı, insanların gözü önünde kıldığı namazının 25 katına denktir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Yala'nın Müsned'inde yer almakta değerli arkadaşlar. 2508 numaralı hadis-i şerifte de Ayşe radıyallahu anh kâlet kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe radıyallahu anh rivayetle mısvak kullanılarak kılınan bir namaz mısvak kullanılmaksızın kılınan 70 namazdan daha faziletlidir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbni Zencevih'ten geçmekte. 2509 olan hadis-i şerifte de Ali bin Ömer radıyallahu anh
Kâle kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Nafile olsun, farz olsun. Sarıkla kılınan bir namaz, sarıksız kılınan 25 namazın derecesine denktir. Sarıklı kılınan bir cuma namazı ise sarıksız kılınan 70 cuma namazına denktir. Sarıklı kılınan bir cuma namazı ise sarıksız kılınan 70 cuma namazına denktir diyor değerli arkadaşlar. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbni Asakir'de yer almakta. Yani burada sarık sarmanın ve misvak kullanmanın önemine dikkat çekilmektedir değerli arkadaşlar. 2510 olan hadis-i şerifte de İbni Ömer radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ömer radıyallahu anh rivayetle benim şu mescidimle kılınan bir namaz Mescid-i Haram hariç onun dışındaki bir mescitte kılınan bir namaz gibidir. Bin namaz gibidir. Benim şu mescidimde kılınan bir namaz Mescid-i Haram hariç onun dışındaki bir mescitte kılınan bin namaz gibidir. Medine'de tutulan bir Ramazan ayının orucu onun dışındaki bir yerde tutulan bin Ramazan ayının orucu gibidir. Medine'de kılınan bir cuma namazı onun dışındaki bir yerde kılınan bin cuma namazı gibidir. Bu hadis-i şerifin de kaynağı Beyhaki'nin Şübbül İmanı'da yer almakta. 2511 nolu hadis-i şerifte de Ayşe radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anh rivayet ediyor. Arefe günü oruç tutmak bin gün oruç tutmak gibidir. Bu hadis-i şerifin kaynağı İbni Hibban'da yer almakta. 2512 nolu hadis-i şerifte de Ebu Derda radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayetle kişinin Allah yolunda cihad ederken oruç tutması onu 70 yılda alınabilecek bir mesafe kadar cehennemden uzaklaştırır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Teberani'nin Kebir'inde yer almakta. 2513 nolu hadis-i şerifte de değerli takipçilerimiz İbn-i Abbas radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Ramazandan sonra oruç tutan kişiyi savaşta geri çekilip yeniden hücum eden kimseye benzer. Bu hadis-i şerifin kaynağı Beyhaki'nin Şübbül İmanı'da yer almaktan değerli takipçilerimiz. Ramazan ayı hadisin tabiriyle şeytanların bağlandığı, iyiliklerin kötülüklere galip geldiği, müminin en büyük düşmanı olan şeytanın mağlup edildiği bir savaş meydanıdır. Müminler genellikle bu savaşta galip gelirler. Ramazandan sonra ise şeytan yine şiddetli hücuma geçer. İşte Peygamberimiz bu hadislerinde Ramazandan sonra oruç tutan kimsenin taktik gereği savaşta geri çekilip tekrar hücuma geçen kimseye benzediğini bildirmektedir. Bilindiği gibi yerine göre savaşta taktik olarak geri çekilen kimse hem düşmanı yanıltmış hem de dinlenmiş olarak saldırıya geçeceğinden başarı kazanma ihtimali kuvvetlidir. Oruç da şeytana karşı en tesirli bir silahtır. Ramazandan sonra bu silahla şeytana saldıran bir kimse onun hile ve vesveseleri karşısında mağlup olmaz. 2514 nolu hadis-i şerifte de Enes radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh'tan rivayetle oruçlu yatağı üzerinde uykuda bile olsa ibadet halindedir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Deylemi'nin Müsnedül Firdevs'inde yer almakta. 2515 nolu hadis-i şerifte de Ebu Hureyre radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Oruçlu bir Müslümanı çekiştirmedikçe veya ona sıkıntı vermedikçe ibadet halindedir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Deylemi'nin Müsnedül Firdevs'inde yer almakta. 2516 nolu hadis-i şerifte de Enes radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh'tan rivayetle gerçek sabredici musibetin ilk çarpılışı anında sabreden kişidir. Bu hadis-i şerifin kaynağı Buhari'nin edebinde yer almakta. 2517 nolu hadis-i şerifte de Enes radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Günün ilk saatlerinde uyumak rızkı engeller. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbn-i Adin el-Kamili ve Beyhaki'nin Şübbül İmanı'da yer almakta. 2518 nolu hadis-i şerifte de Ali ibn-i Mes'ud radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
İbni Mesud'den radıyallahu anh'tan rivayetle sabır imanın yarısı, Allah'ın her türlü hükmüne gönülden teslimiyet de imanın tamamıdır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Nuaym'in Hilyesi ve Beyhakî'nin Şübbül İmanı'nda yer almaktan. 2519'un hadis-i şerifte de hani Ebi Musa radıyallahu anh kâle kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabru ridden. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh rivayet ediyor, sabır rızadır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Hakem ve İbn-i Asakir'de yer almakta. Bunda iki ihtimal söz konusudur. Sabır, Allah'ın rızası gibi yüksek bir makama ulaştırmaya vesile olur. Gerçek sabır, Allah'ın takdirine rıza göstermek, ondan gelen her şeyi gönül hoşluğu ve memnuniyetle karşılamaktır. Sabır üç makamdan ibarettir. Birincisi, yakınmayı terk etmektir. Bu, tövbekarların sabrıdır. İkincisi, kazayı gönül hoşluğuyla karşılamaktır. Bu, dünyaya önem vermeyen salih insanların makamıdır. Üçüncüsü, Allah'tan gelen her şeyi sevmek, muhabbetle karşılamaktır. Bu da sıkıntıların makamıdır. Bu da sıddıkların makamıdır. Bu da sıddıkların makamıdır. Yani Allah'tan gelen her şeyi sevmek, muhabbetle karşılamaktır. Bu da sıddıkların makamıdır değerli arkadaşlar. 2520'nin olan hadis-i şerifte de Hakim bin Ümer radıyallahu anh kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hakim bin Ümer radıyallahu anh rivayet ediyor. Sabır ve musibetin mükafatını Allah'tan bekleme. Köleleri azat etmekten sabır ve musibetin mükafatını Allah'tan bekleme köleleri azat etmekten daha faziletlidir. Allah bu özellikleri taşıyan kimseleri sorgusuz sualsiz cennete koyar. Bu hadis-i şerifin kaynağı da değerli takipçilerimiz Tebrani'nin kebirinde yer almakta. 2521 numaralı hadis-i şerifte de yani Enes radıyallahu anh kâle kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh rivayetle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. İmanda sabrın yeri vücutta başın yeri gibidir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Deylemi'nin Müsned-ül Firdevsi ve Beyhakî'nin Şübbül İmanı'nda yer almakta. 2522 numaralı hadis-i şerifte de sabrun selasetun fasabrun alel musibeti fasabrun alel tağati fasabrun alel musiyeti diye devam ediyorlar arkadaşlar ve hadis-i şerifin rabisi de Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadis-i şerifi de. Sabır üç çeşittir. Musibete karşı sabır, Allah'a itaate sabır, haramlardan uzak durmaktan sabır, kim ki Allah def edinceye kadar güzel bir teselliyle musibete karşı sabrederse Allah onun için 300 derece yazar. İki derecenin arası gökle yer arası kadardır. Kim de Allah'a itaatte sabrederse Allah onun için 600 derece yazar. İki derecenin arası yerin satından 7 kat yerin dibine kadardır. Kim de günahlardan uzak durmadan sabır gösterirse Allah onun için 900, kim de günahlardan uzak durmada sabır gösterirse Allah da onun için 900 derece yazar. İki derecenin arası iki defa yerlerin en alt kısmından arşın en son noktasına kadardır. Değerli arkadaşlar, bu hadis-i şerifin kaynağı da İbn-i Ebu Dünya'nın Es-Sabrı ve Ebu Şeyh'in Es-Sevabı'nda yer almakta. 2323 dolu hadis-i şerifte de Fadli radıyallahu anh kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fadl'den radıyallahu anh rivayetle benden sonra doğruluk Ömer neredeyse oradadır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbn-i Neccar'da yer almakta. 2524 dolu hadis-i şerifte de Rafi'a bin Hadiş radıyallahu anh kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rafi bin Hadiç radıyallahu anh rivayet ediyor. Sadaka 70 çeşit kötülüğü önler. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Tebarani Kebir'inde yer almakta. Evet değerli arkadaşlar, böylelikle bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle. Vesselamun aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Amin.